item repairer çalışıyor olmalı deneriz villager Trade hem sırası hem otomatik hareket edebilirsin gerek yok mesela şu an kaç emir olmuş 114 tane var kullanmıyorum da yani İhtiyacım olmadı mı pek yapasım gelmiyor benim ya o motivasyonu sağlayamıyorum yanlışlıkla SS aldım 110 gitti bile dursun hadi bitene kadar ee, 64 tane fertilizer vermiş bana şunu yapınca bana infinity bomb veriyor ama gerek yok Make an experience solidifier. Empowered diamond crystal. Hmm. Diyorsun. İki tane diamond bloğa experience solidifier yapabiliyorum. Bu da experience'ları katale getirmemi sağlıyor. Ee, without test locator mı? Advanced analysis test locator are fairly confusing to use. There aren't a lot of mod packs. Get guides. Şimdi bunu yapmak istiyordum ben de Advanced energy test locator ok bunu yazıyor Connect the power to an energy infuser Animation A charged item evet Place an ender chest Nearby connect item ducts Two sides Of the ender chest and one side the energy infuser Yani iki tane item duct yap ender chesti bir alttan bir yandan bağla diyor Onu da daha sonra enerji infuser'a bağlı diyor. Bu nedir de ne? enerji infuser ya. Let's servo at least reinforce here on the connection closer energy infuser retriever falan filan. Bunlar nasıl kablosuz yapacağımızı ben anlamadım ama çok uzunmuş bu. Bunu araştırmam lazım. Ener Advanced Energy Test Locator mıydı o? Bunlar Ha, okey. Çalışıyormuş en azından. İllaki vardır ya otomatik doldurmak için ama işte yanımda bir şeyler gezdirmem gerekiyor sanırım. Yarısı kullanıldı mesela 5 dakikadan kısa sürede. Emerald'tan enerji üretebiliyorsun. Aynen. Onlardan coin yapıp üretebiliyorsun. Eee, yaptığımda şey yaparız. Geçeriz ona. Şu şimdi yok bunu ellemeyeceğim Bunu ne kadar yaptım %80'ini yapmış Herhalde az bir şey kaldı burada da Botanya var Twilight Forest'da zaten 100, %100 %100 yazmıyor ama olsun Caster Resources'e de 160. Aa şey vardı ya bir tane Caster halde ee, Kolye Romantik değil de mi? Acaba hangisiydi o Evet bu Bu olması lazım Amret ee, Bir tane Shifting Star istiyor bir Eye Offender falan filan bunlar kolay şeyler Shifting Star falan da yaparız easy Bunu yapınca yanlış hatırlamıyorsam ee, üstümüzdeki enchantleri artırıyordu Giyince Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlıyorsam da yapmış oluruz en fazla Ama gece olması lazım onu yapmamız için Onun bir hazırlığını yapayım da ben gece direkt craft edelim onu Çünkü şu üstümüzde işte protection 4 soulbound 3 falan var işte unbreak gibi bilmem ne ee, Bunların hepsini Arttırabiliyoruz şeylerini Enchantlerini Sen ya ne yapıyorsun orada ya? Aynen bu. Şimdi Shifting Star için 4 tane Rune Marble, 4 Akamarin, Stardust, 1 Liquid Starlight Battle. Bottle. Bottle diyor şimdi Bucket pardon. Şey mi kaybettim ben? Ee, bunu şarj ettiğim alet nerede? Double batarim yok. Aşağıda mı bıraktım? Bir <laughs> defa attım dışarı ama. Kamera bir tek sende mi tuhaf? Nasıl tuhaf kamera? Üşenmedin tüm zıtları mendik basın. Mendik kolay ya. 1, 2, 3, 4. Nether lazım olsa söyle veririm ben. Zırhım bağdanmış, uçamadım. <laughs> Çok korktum. <laughs> Bakıtım da burada kalmış. Ee... Neydi bu? Prism. Evet. Onun için şu lazım. 2 Elimination, 2 Stardust. 4 tane aquamarine. Aquamarine de bitiyor. Onu da bir yenilemem lazım. Shifting Star'ı şu anda da yapabiliyormuşum. Güzel. Hemen aradan çıkartalım bunu. Mesela çok fazla relayim olduğu için. Hani bütün Starlight'ı bunlar buna yansıtıyor. Yeteri kadar yaptık. Şunu sakın kullanmayın bu arada bütün level'ınız gidiyor. Şeyde partlerdeki. Garakos'a önünke. Aleyküm selam hoş geldin. Bunu da şöyle atalım. Iııı... Ee... Sen buraya gel. Eye istiyor. 6 tane Stardust istiyor. Bunları şöyle Dust'a çevirelim. Bunu da alalım. 6 tane değil miydi lan? 7 4 tane var bende. İkisi burada. Tamam. Altı bundan, bir tane bundan. Gold istiyordu biraz. gold getiririm iki tane. Bir tane string getiririm. Ya efendim, 2 gold bir string getireceğim. Gold. Gold da birkaç tane daha getireyim. Başka bir zaman lazım olabilir. Tamam mı? Şu kadar enerji istiyormuş. Bizde bu kadar var. O yüzden bunun için geceyi beklememiz gerekecek maalesef. Onu gece geldiğime yaparız. Ee, bu bitmiş bile. Gördüğünüz üzere. O yüzden şimdi ben bunu atayım bir yere. Dursun. Şunu geri atmayalım. Şimdi neyse kalsın. Tamam. Teknoloji beginner'da hala yapmadığım çok şey var. Auto otopracer auto falan yaptırıyor bana. Enerjili laser relays falan yaptırıyor. Ee, wireless enerji transferi sağlıyor bu. Yakın mesafelerde ama tabii çok uzak mesafeler yapamıyorsunuz. Pressure falan yaptırıyor. Range Collector. Ee, altı blok etrafında geri düşen altın topluyormuş bu. Bu da güzelmiş. İşte Atomatik Reconstructor için lens yapabiliyorsunuz. Bunun farklı özellikleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Mobları falan öldürmek için. Bu herif kim demiş? Şik şiken. Hoş geldin şik şiken. Gece olmuyor mu? Daha var. Ben şey yapmak istiyorum ya. Resourceful, resourceful furnace falan yap furnace falan yapmamışım hala. Ee, onları yapayım. Biofuel üretmeye başlayayım. Biofuel ile biraz daha enerji üretiriz. Çünkü artık Draconia'ya geçmem lazım. Draconia'da de her şey inanılmaz fazla enerji istiyor. Bunlar falan çok istemiyor da Drakonin bir expert kısmı falan var şöyle. Burada var mı? Laser drill'i boş ver. Bunlar falan da thermal expansion makineleri. Alchemical imbure. Bruce potions. Allah Allah. Sıvıları potion'a çeviriyormuş. Bilmiyordum öyle bir şey olduğunu Evet. Bu burada kalsın. bunun yanında benim şeyleri dizmem lazım. Bunların hepsi thermal expansion değil mi? sistemi atalım. Industrial. Üstümde var mı Industrial'ın bir şeyi? Yok. Çünkü burada hepsi. Resource Filter, Petrified Fuel Generator, Animal Seaver, Animal Rancher, Animal Grover. Şu üçüne gerek yok doğru. Resources Fisher. Bunu da kullanmam şimdi. Petrified Fuel Generator'ım var şimdi bir tek? Şu an. Ee, şimdilik bunu nereye koyabilirim? Bunlar için boş değil mi? Şunları kırayım. Şu en köşede bir yerde durabilir. Çok kullanılacak bir şey değil çünkü. Ee, şunu alalım. Petrified Fuel Generator. Bu enerji dağıtıyor işte sağa sola. Buna çok ihtiyacım yok. Ufak birkaç bir şey enerji vermek için burada durabilir. Çünkü enerjiyi buradan yer altından çekeceğim bu odadan ben. Başka bir şey lazım olmayacak ee, Ondan sonra Görevlerden bakayım şuradan Resourceful Furnace Şunu yapalım Daha gece olmadı Resourceful Furnace Yapabiliyor muyum? Yapamıyorum tabii ki de Bir adet Machine Case Bir adet Golden God Bunların hepsini yapıştırdık mı Bir adet resource furnace'ımız oldu ee, Bu da aynı anda üç tane e, item'ı pişirebiliyor Odundur, taştır vesaire. Ee, bazı durumlarda çok kullanışlı olabiliyor enerjiyle beraber Aynı zamanda bu kullanıldıkça esen üretiyor Burada sıvı olarak O esensi de mob spawn'ları da kullanabiliyoruz Bunların hepsi böyle birbiriyle geçişli böyle bağlantılı şeyler yani Daha sonra Görevden ödül aldık mı? Bana tavuk mavuk etmet bir şeyler veriyor. 3 tane çiğ Ha he, hepsini vermiş bana. Okey. Industry Forging'i tamamen bitirmiş olduk buradan. Bir tek bunlar kaldı. Pitiful Full Generator diye bir şey varmış. Bu ne? Bunu da yapalım bari. Ne olduğunu bilmiyorsam de. Pitiful. Pitiful ne ya? tane Iron Gear. Oynuyorsun hazırda varmış güzel. Bu da enerji üretiyor sanırım ama bunun bir tık altı sanırım bu. Bu bir tık daha güçlü, bu bir tık daha güçsüz. Bu 100 kay enerji depoluyor, bu da 100 kay enerji depoluyor falan filan. Şu ikisine bunlarla enerji verebiliyoruz. Hatta şöyle deneyelim. Bu olmuyormuş. Şu şekilde üretiyor da Mesela şu an üretiyor Gördüğünüz üzere Bu ne kullanılıyor acaba? Ha sadece odun kullanıyormuş bu Bu kömür yakamıyor pitiful Bu kömür yakabiliyor Ondan başka e, Wireless crafting Grid geç Şurada yazılı kalsın Sen bana ne verdin? 120 tane stick verdin Atalım seni buraya hadi. Şunu da enerji üretiyor bu da. Şurayı full etsin. Canola oil power. Heh, bana bunu yaptırıyor. All generator ve canola press. You can make easy renewable energy using canola oil. Canola oil has 4 years. The first generating uh, 80k RF and the last generating 700k mı? Güzel üretiyormuş. Güzel. Şimdi bunun için kanola cd ihtiyacımız falan var bizim Kanolan var mı hiç? Kanola bildiğim kadarıyla direkt şey evet. Dünya'da çıkan bir işte Bitki Diyebiliriz. Advance Coil'im umarım vardır Yoksa çok mühim değil bir tane yapayım hatta Şey yok Gold'larım nerede? Şunları at böyle. Kanola. Kanola pres. Yapıştır abicim. Bir tane bundan. Bir de oil generator mıydı? Aynen oil generator. İki tane iron casing istiyor bu da. Ortada bir tane kanola. Bu görevi yaptık. Bana şimdi 9 tane kanola seed verdi. Kanola seedleri benim güzel bir yere ekmem lazım. Hemen şöyle çıkalım. Ee, şuraya ekebilirim. Bu kadar VT artık ihtiyacım var mı? Veya aynısından şu farmer'dan bir tane daha yapabilirim. Bir süreliğine VT ihtiyacım olacağını sanmıyorum ya. Şuraya ben biraz kanola ekeyim. Okey kanolaları buraya eksin bu. Bir tane kalmış olması lazım Onu da şuraya eksin Ek abicim Eksene Alo Bunu, değil, bunu ek Ekmiyor ben ekeyim hadi O kıyada ben sana yapayım Gerek kalmadı tamam Bunu biraz sulayalım gelmişken hızlı hızlı çıksın Aynen watering can var bir tane bende bunu böyle sağ tıklıyorsunuz. Sağ tıkladığınız etrafınızdaki şeyleri suluyor. Sulayınca da daha hızlı büyüyor. Hiç hani Ring of Growth'a falan gerek yok. Bu da Ring of Growth'tan daha hızlı büyütüyor. Biraz yürüyorsunuz böyle buna basıp. Sonra şuraya girip çift sağ kayıtla bu suyu içine çekiyorsunuz. Ee, buraya bir sınırsız su kaynağı yaparsanız tabi çok daha iyi olur. Şu an 1.7 milibakit kova dolmuş. Bunları niye toplamıyor acaba? Desteklemiyor musun bunu? Aynı modda desteklemen lazım. Ay yok destekliyor ama. Görüp destekliyor. Ağaçların ortasında duran neymiş o ya? 6-7 yani Burayı da şöyle bir kapatalım. Kanola burada biraz üretilsin. Bunlar da enerji üreteceğiz. Oy. Ha gece oldu dur. Şuradan alalım bol bol. Bunu aslında bir tane benim akürs akümülatörüm vardı değil mi? Ondan ne çekmiyorum ki ben? Akürs akümülatörden çok daha rahat çekebilirim ama Buna şu an buradan direkt erişimim yok ya. Var mı yoksa şurada? Ha gayret. Ha fullledim buradan güzel. Arada oradan bir erişirsen böyle güzel şeyler olur. Followlar geliyor. Elatris, Toygun ve Battal Firetak Aktaş takibe başlamış. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yine bugün tam ekran izleme günümüzdeyiz galiba. Chat gayet durgun, gayet sessiz gayet odaklanmış benim craftinglerimi izliyor. Bu ikisi... Burada şey yok muydu lan kanola? Bunlarla tam büyümemiş. Ha su bitti mi yine? Abi hemen bitiyor bu suyu da ya. Ee, bunu signalium falan yapabiliyormuşuz. Signalium'u da rezonant yapabiliyormuşuz. Rezonantı da hiçbir şey yapamıyormuşuz. Efendim Sezer'cim Ağaçlarda saldıran drover kontrolümü galiba Ağaçların Dediğini anlamadım Hangi ağaç Buradan emaneti de yerine getirelim Benim ağaçlarım nerede ya Allah Allah Kör müyüm Buradayım şey Körmüşüm. Her zaman olduğu gibi Güzel bir şeyler oluyor ya bak. Bak yok bunda ha. Yemek diyor şıkışık en afiyet olsun. Kovbex takip başlamış. Nasıl da biliyor izleyicisini. Ben bilirim. İşte böyle. Gece bitmeden kolye yapıyor. Yaparız yaparız. Bak. Kolye dediğin nedir ki? Yaptık bile. Şimdi Sweeping AC, e, Efficiency ve Existing Smite'a artı e, bir veriyor bana. Neden bunlara verebiliyorum ama Şuraya takalım bunu. Kolye kısmı burasıymış. Ofendi değil. Şunun artı bir veriyor. Sweeping edge ne bilmiyorum. Efficiency işte daha hızlı kazmaya falan yarıyor. Vesaire vesaire. Bunu bize pasif olarak hep verecek. Durability falan da yok. Hiç yoktan iyi bir eşya. Telefonda mısın? Skara 12. Telefonda tabi zor oluyor ya de chat böyle minicik ya sağda. Chat'i büyütürsen bu sefer önünü göremiyorsun. Biz ne yaptım ben ya? At bunu da buraya. Ne kadar oldu sende kanala 18 tane. Gerçekten bayağı fazla. Atalım. Abi şu kapıyı aç. <laughs> geldim geldim. Dur. Geç ustam geç. Geçsene oğlum. Yak sonra Hayır, Sezerde Ay sıkıntı var. Kapı açık şu an ama geçemiyor mesela. Ben i̇ptir sokayım onu içeri. Benim bir şey var baksana tek çekiyor. Hangi modları kullanıyorsun? Gündem mod yaz oradan mod paketinin adı yazıyor oradan bakabilirsin. Mod paketinin özelliklerine. Eee... Okay bunları da yaptık. Ne diyor? Refine some canola oil. Refined canola oil is the second tier of canola oil and generates EUSKADF. Refined canola oil can be created in either the fermenting barrel or the frac fractionating still. Hmm, one of these diyor. İstersen fraction frac fractionating still veya fermenting barrelde yapabilirsin diyor. Ha, bu şeyde Thermal Expansion'ın ki bu Extra Editions'ın ki ikisini de deneyip tarafımızı seçeriz sıkıntı yok. Direkt yapabiliyor lazım seni. Direkt yapabiliyormuşum. Steedleri atayım şöyle. Alp abi chat boş dediğin senin gibi birine kıyamadım ve hesap açtım. İçim burkuldu. Ee, o tatlı suratına ben senin de olurum abi. Çok teşekkür ederim Twitch <laughs> Twitch hesabın ne yoktu ki senin ya? Twitch hesabın dursun. Kanalı takip edersin. Yayınlardan haberdar olursun falan. Yukarıdaki çana basarsın. Oha. Şunu kırdım yanlışlıkla. Yine lag. Evet, şu an normalsin. Ha, açtım kapıyı. Geç bakayım. Tamam. Şu fermenting barrel'ı aşağı koyayım ya aşağıdaki odaya. Burası benim ıvır zıvır koyduğum yer olsun. Buna şimdi kanolayı nasıl vereceğiz? Buradan bakalım. Can have co attached it will result to rest of change when the change equivalent to percentage of the up tank. What? Ha kanola pesi koymadım dur. buna kanola oil koyacağız. Buna bir de enerji lazımmış. Enerji yanlış hatırlamıyorsam şuradan gidiyordu benim. Şuraya hem bir enerji çakalım. Hardentlarım bitmiş. Normal çakalım. Okey artık presleme başladı. Sağ tarafta bu e, bakın çıktı alıyor. Sonra onu buraya alıp fermente ediyor. Fermente ettiğinde refined kanola oil çıkıyor. Eee Tekrar kapatabilirim. Cover var mı ya? Kötü görünüyor orası. Bir tane varmış. Şuradan coverla kapatalım. Şuradaki kötü görüntüyü. Evet artık altı görünmüyor. Güzel. Bayağı da hızlı yapıyormuş bunu ha. Beğendim. Güzel. Sen buraya git. Sen git. Oil generator. Bir de bunun generator var tabi. Şunu şuradan alıp bunu da buraya koyarsak. Buna refined canola oil da olacak ve enerji edecek 80 cf üretiyor saniyede. Yani bir kovayla bayağı üretiyor. Bunun bir 50'siyle 80 üretiyor. 1000 ile 1600 üretir. Kovaya 1600. Fena değil. Fena değil. Emre Bey aleykümselam hoş geldin. Twitch name, surname demiş ki videoları hep izliyorum. Zaten Solar Survival'dan beri işte gerçek bir izleyici be. Ama Twitch kanalının olmaması, Twitch hesabının olması üzü tabi. Yıllarca bak senle iletişim kuramadık biz. Gündem takip şu an abone özel ya. Kapatmak zorunda kaldım. Bu neydi bu arada? Al burada. Bunu ee, buraya koyayım. Okey. Buradan kabloyla da şundan aldığımız enerjiyi geri bir yere bağlarım ben. Veya sadece bir enerji sele falan bağlarız. Onu şey kullanırız. Kablosuz gibi kullanırız. Sağa sola atarız. Dragonite geçtim mi? Dragonite dediğin Draconik galiba. Abi kapını bir sürü açık bırak. Bak ben sana ne yapayım biliyor musun Sezer? Al. <laughs> Benim mi çağırıyorsun? Tren evinin arkasında bize bir şey gösterecekmiş. Atanat valla o kadar karışık yazmışlar ki. Çözemedim. Evet Ceren. Şu an çalışıyor bu. Ben bunu yapmadım hiç. Kullanmıyorum ben bunu. Bende yok bu. Hiç yapmadım ben bunu. <laughs> Sezer orada Facebook atıyor. Ben koymadım. Altar'ın kendisinden geliyor. Altanın kendisinin var yani. Kaç olmuş? 12.7k olmuş. Bu 45k. Güzel. En azından çok eksilmiyor artık. Burada biraz daha kanal çıkmış mı? Çıkmış. Gayet güzel. Onları da şimdi aşağıya atarız. Kendi kurduğun serisinden beri izliyorum ama yeni takip ediyorum. Pro AFK 018. Gerçekten inanılmazsın ya. 2002'den beri izleyip nasıl yeni takip edersin ya? Kanalı buraya atıyoruz. O buradan Harmente oluyor. Refine oluyor. Refine olduktan sonra da buraya geçiyor. Güzel. Buradaki enerjiyi de bir tane enerji sele falan atabiliriz şimdilik. Enerji sel yapalım. Dursun. Enerji laser relaylerimiz varmış. Hmm. Bunları kullanabilir miyim acaba? Ne dersiniz? Yer mi? Bunu mesela... Buraya böyle bağlayabiliyorsunuz. Şaka yaptım. Böyle bağlanmaz. Buna bir şey daha yapıyorduk biz. Bunun bir ranch falan var mı? Şu olur mu? Ay. Bunu nasıl bağlıyorduk ya? Ee, karşı, tam karşısında mı olması lazım? Hmm. Bunları bir yer değiştireyim ben. Böyle bir şey yapalım o zaman. Atomic Reconstructor buraya. Üstüne bir buton. Hemen yanına da Energizer. Ha bu burada kalabilir zaten. Veya bunu önüne de şöyle koyabiliriz. Şimdilik yanında kalsın. Eee bunu koymayı unuttum. Böyle olması gerekmiyor mu mantıken bunun? Yapacağım yapacağım. Şimdi bir çözmeye çalışayım. İlk defa kullanıyorum da. Nasıl bitirebiliyoruz ya da bitirilebiliyor mu? Ee, görev serisi var. Görev serisini bitirmeye çalışıyorum ben. Bir sürü görev var böyle oyunda. Ee, birazını yaptık, birazını yapmadık. Yaptıklarımız var, yapmadıklarımız var falan filan. Onları çözüyoruz. Ranch'te tıklamam lazım. Şu ranch'te olmuyordur herhalde. bu ranch'in adı ne ya? Laser ranch. Galiba bu. İki Elora kristal falan istiyor. Nereye gittim be? <gülüyor> <gülüyor> ee, <coinim> yokmuş. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Mesela. Benim bataryam nerede? Burada. Bunu buradan doldursam. Bundaki enerji azalır mı? Gerçi azalsa bir anda doldurur ki bu. Bunu nasıl anlayabiliriz? Benim büyük bir şey şarj etmem lazım. Gerçi sıfır RF diyor şu an. Gayet normal bunun dolu olduğu için ama. Bunu blokların içinden geçirebiliyorduk bu arada. Öyle hatırlıyorum. Şuraya kadar mesela getiririm. Şuradan şuraya aktarım falan. Aç biraz zor işler de onlar. Galiba çalışıyordur ya. Ne çalışmasın ki? Hani çalışmaması için bir sebep yok bence. Çalışıyordur. Bir bakıt 192 k gayet güzel. Bloklardan şöyle geçiyor. Koyuyorsun blok yokken blok kırıyorsun yani bağlıyorsun. Bağladıktan sonra blok koydun mu bağlantı bozulmuyor. Öyle hatırlıyorum ben. Hani köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyorsun. Sıkıntı olmuyor. Servo gitsin sen git. Sen şöyle gel sen şöyle gel. Yapışacağım. Pardon arkadaşlar. Kapatamadım mikrofonu. Enerjisel mi dolduralım? Doğru diyorsun ya. Yani şunu ben sürekli kullanıyorum. Acaba bunu bağlamasam mı dedim de. Hep beraber hep beraber. Enerji sel yapalım bir tane. Evet. Şimdi bunu da şunlara şimdilik gerek yok ya. Evet bunun şarjı bitti. Doluyor musun? Doluyorsun. Güzel bunu fullleyelim. Mesela burada ne kadar kanal oil var? Onu da bilmiyorum. 1.2 var burada. Burası 2 full. Hızlı da üretiyor ha. Baksana. Hızlı yer ya. Gerçi üretmiyor şu an. El i̇çindekini veriyor. Doğru doğru daha üretme kısmına geçmedi. Laser item ve sıvı da taşınıyor ve bloklardan geçiyor. Aynen biliyorum Karan. Bunların birkaç seviyesi daha var da. Çok güzel görünüyor aslında. Onları kullanmak istiyorum ben ama sadece bu olarak kullanırım muhtemelen ya. Bu da özel olurum Erkek yüz küfür etmek denen yasak ama hakkında bir şeyler yazmış. Çok uzun olduğu için maalesef okuyamayacağım. Bana ne verdi? 3 tane enerji laser relay verdi. 3 tane daha gayet güzel Beş tane olmuş bu seni atalım sen kal sen şöyle git sen şöyle git ay sen değil sen böyle püreye ihtiyacım yok sen de git sen de gidebilirsin güzel şimdi nerede kalmıştık ee, bunu da yaptım bir tane bucketla al diyor bana bunu şimdi benim bunu flüt transpozora mı taşımam lazım sen benle Geçiyoruz. Yani ben de geçiyor bu. Anladınız ama. Niye dolmuyor? Ee, i̇lla park mı lazım? Blue Var Ver iki tane. Servo var bir tane. Ha şu bek şurası değil mi? Doğru tamam az önce yanlış yapmışım Auto input'u da aç Buradan servo da ver hadi ee, Dolması lazım aslında ama Hayır senin için Pardon turuncu çıkıştı Do doğru doğru mavi yapacaktım Mavi giriş Her yeri mavi yaptım mutlu musun? Mutlusun ee, Hepsi buraya gittiği için tabi yetmedi bunun girişini kapatabiliyor muyum? Kapatamıyorum. Ee, şöyle yapalım. Ne yapıyorum ben? Tövbe estağfurullah bir şey arattım ama. Bundakini buraya alabilir miyim? Ha bundakini vermiyor. Okey. Servo şimdi iki kişimi görüyor ya. Arada ne yapıyorum ben evet. bunu kırarsam gider. Bundan çıktı alamıyormuşuz galiba değil mi? Şurada kalsın ben bunu biraz daha getireyim. İlla bir tane kova bana şey aldırıyor da. Transposer ile alınıyormuş. Buradan biraz kanola getirelim. Harlux yaparız bir ara ya şu an Biraz daha yavaş ilerliyorum Çünkü hani internetten bakarak şey yaparak değil biraz daha hani baltanı kavrayarak yapmaya çalışıyorum Doluyor mu bunun içinde? Doluyor Burada olmasın da Burada doluyor bir kova olsun bu bunu kıracağım Onun için servo da geliştireyim hadi. Madem istiyorsunuz. Ardın servo. Yapalım. Ne yaptım ben dur. Oldum bir kova olmuş. Kova ile alalım. Kovam yok. Ver bunu. Al buradan bir tane. Göre bitti güzel. Bunu buradan götürebiliriz. XDWW hoş geldin. Pump gibi bir şey var mı? Maalesef yok. Hani var ama yok. <laughs> Çok kötü çünkü. <laughs> o yüzden yok diyoruz. Kuru soğan Kuru pilav yanında da çay erkek adam yer. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Servoları sistem atayım ya. Şimdi dursun. Bu görev de bitti. 16 tane kanalı verdi bana. Okay, it's getting a bit old now. Crystallize some canola oil. Crystallize oil bucket. Bir şey mi varmış benim? Ee, Crystallized Canola Seed istiyormuş. Onu bucketla şeyin içine atacaksın. Hmm. Şimdi bak. Çözdüm. Bir tane seed istiyor benden. Seed getireyim. Mitap Paşa ben de ilk Minecraft oynadığım zamandan beri izliyormuş, takip ediyormuş ama Twitch'te yeni takip etmeye başlamış. Neden herkes böyle ya? Hoş geldin Mithat Şimdi Canola Seed'i Atomic Reconstructor'da Crystallized Canola Seed yaptık Bunu Refined Canola Oil'in içine attığımızda Crystallized Oil'e dönüşüyormuş Bana demek ki bu yüzden koval yaptırmış bunu şöyle Atıyorsun Bakın artık Crystallized Oil'imiz var Bunu nasıl otomatikleştirebiliriz Block Placer var Bunları bucket ile çekeriz bunu Buraya doldururuz buradan fluid transposer'a gider Brute Transposer'dan Bucket'a doldururuz bunu. Ee, sonra Block Placer yere, Block Placer'la yere koyarız. İçine Dropper'la bunu atarız. Sonra geri çeker sistemi atarız. Gerçekten dünyanın en karışık ve saçma sistemi olur. Böyle bir şey yaparsak. Herhalde bunun daha kolay bir yolu vardır. <laughs> 4 riska RF üretiyormuş bir kovası. Biraz karışık diyor bu otomatikleştirmesi. Aşağıdaki şeyden nasıl otomatikleştirilene dair bir bilgi alabilirsin diyor Hmm Güzel anladım Buradan çekiyor bunu buraya atıyor Ah, Hourglass varmış Güzel bu buraya atıyor bu buna enerji veriyor bunu kristale döndürüyor falan filan Şunu yaptırıyor bir şey için Bunu otomatikleştirmek için bunu yaparız bir ara Biraz bir Şeyim Altyapısını ayarlayayım bunun Empower'ı da yapıyor galiba bunu bu Sistemi birebir yaparız biz Bunun otomatik farmı işte şu Şurada göstermiş Bunu yaparız kolay Bir farmer yapıyor İşte farmerlardan buradan kompresöre gidiyor buradan tanka doluyor Bu şey Neydi bu oil yapan Ondan sonra Fermenter'a gidiyor Fermenter'da bunların hepsi Şeye dönüşüyor Refinelanıyor Refinelanmış hali başka bir tanka daha gidiyor O tanktan yakıt çıkıyor Ondan sonrasını göremiyorum Heh. Yakıt çıkıyor buraya geliyor şunlar ne bilmiyorum Buraya biraz an anlamam lazım nasıl yaptığını Buradan tekrar bir tanka gidiyor Şuradan Draconian bir şey var. Empower falan. Şu kısmı yani şu kadar zaten ben yaptığım bir kısım. Yani şurası kolay. Şuraya kadar. Şuraya bir bakmam lazım. O kısmı böyle bakarak anlayamıyorum. Ha, en sonunda bir de şey sistemi yapmış bak. Burada o dediğim benzer bir sistem var. Buraya atıyor sıvıyı. Bunun içine bir şey dropluyor galiba. Oradan da bunu buraya dolduruyor. Kendim ustam. Minimap'te evet. Gözükmüyorum. Seni korkutuyor mu? Allah Allah. Çık gir istersen. Çıkıp girersen belki düzelir. Afk Ahmet kafe girmiş Kata 1925. Hoş geldin Kata. Enes ne kaçırdın? Ee, yaklaşık 2 saat yakın bir sürede yaptıklarımı kaçırdım ama çok önemli bir şey yapmadım. YouTube'a tekrarlara geliyor zaten biliyorsunuz. Ünden video yazınca tekrarları görebilirsiniz. Oradan izlersin. Yakın zamanda güncele gelecek bu da. Ee, şu an işte geçen hafta mı 9 gün önceki yayınımı ne yükledim galiba en son. 2 ee, günde bir yer açtım ve her gün iki video attığım için aradaki farkı kapatıyorum. Bir de gereksiz yerleri kesiyorum ya o yüzden daha da şey oluyor. Önce refine otomasyon nasıl oluyor onu öğren. Çok daha kolay yaparsın. Yaparız. Tabi server kendine gelirse. Server bugün bir ölüyor ya. Acılar içinde kıvırınıyor server. Güzeldi okey. Bunu şuraya atabilir miyim diyor ki. Bu şeyler oluyordu. Direkt kovaya koyabildiğim bir yer yok değil mi? O zaman şimdilik kalsın bu. Bana 16 tane Crystalize kanalı seed daha verdi. Basic Energy Test Locator falan yaptırıyor bana. Bu teknoloji değil mi ya? Worse than pipes. Pipelardan daha kötüsü niye böyle bir şey yapıyorum ben? Ee, 2048 RF 32000 RF kadar da soklayabiliyormuş. Ceren bugün gidip düşüp ölmüş. Arada o da şeyler. 20-25 kişilik server açmak mümkün değil şu an 4 kişiyiz bak 4 kişilik serverın kirası Günlük 20-25 lira arası Hani 10 günde 250 liraya yakın para yapıyor Ayda da 750 lira 4 kişi zor oynuyoruz 20-25 kişilik bir server için galiba bir 5000 lira lazım En azından modlu Minecraft'ta Şurada bu arada birim yönüne enerji kasmışız gayet güzel Şunları falan yapmak uğraşsam mı ya yapayım hadi bu kolay yapılır zaten Ama Test Locator'ın mantığını çözemedim ben yani. Neden yapıyoruz biz bunu? Çok önemli bir soru. Bulum mu yok? İnanılmaz. Shears var bana. Gidelim Egimus'tan biraz yün çalalım. Gündem Ceren mi? Range Collector nasıl çalışıyor? Nereye geldin lan ben burası Onun ne olduğunu hatırlamıyorum ya. Mesajlar geliyor her yerden bir şeyler oluyor. Ceren ne yapıyorsun? Ceren çalıyor düşen şeyleri inanılmaz. Gelmiş yarım diyor çalıyor. Gerçekten inanılmaz ya. Sana ya saklamadım mı ben şu item'ı? Ben sana bu itemleri kendine çekme Yeni yasaklamadım mı? Niye kullanıyor hala? İnanılmaz ya. Ceren'de bir tane yüzük gibi bir şey var. Ne o mesela diyelim de burada bir şey atıyoruz ya biz. Buradayız. Ceren şurada. Attığım item direkt ona gidiyor. Her şeyi alıyor. Abi de gerek de yok çünkü bizim bu astral, astral sorusunun perklerinde bir perk var mesela ben burayı kırıyor bak şimdi Direkt üstüme geliyor Ne yaparsan hep direkt üstüne gelen bir perk var ve başkasının item'ını çalmıyorsun istemsiz olarak Mis gibi Değil mi? Ama onu kullanmıyor <laughs> Item bir Test, evet, test locater diyeyim Niye böyle gereksiz bir mod yapmışlar bilmiyorum ama hani eğer şu gördüğüm kadarıyla bu mod çok gereksiz. Bu değil. Dört tane bundan. Ortaya ne koyuyoruz lan? Ha item filter. Dört tane basic test locator verdi bana. Enerjisini mi yapayım bunun? Enerjisini de yapayım. Enerji için 4 hopper daha lazım. Ya çok hopper istiyorsun ya. Şimdi bunların da olayı şu arkadaşlar. Ee, örnek veriyorum. Şurada bir tane şey var. E yani şundan yapalım. Bunun şurası output olması lazım değil mi? Aynen. Turuncu output'tu değil mi? Evet. Buradan çıktı vereceğiz. Şu da çıktı olacak. İşte bir makinemiz var diyelim. Makinemiz ne olsun? Enerji sistemi makine. Enerji sistemi makine. Enerji sistem makine bulalım. Pulverizer. Gel buraya. Kıramıyorum. Mesela pulverizer'ı da buraya koyalım. Bunun yanında bir tane daha bundan koyuyorsun bu çalışınca mesela buradan buna enerji aktarıyor gibi bu kadar. Ama sadece bir blok uzağa aktarabiliyor. Hani kablo yok arasından geçebiliyorsun. Ama sadece bir blok uzağa çalışıyor. Neden böyle bir şey yaparsın? Büyük bir merak konusu. <laughs> o yüzden bilmiyorum. Allah. Mesela range olmasa eski teserak gibi falan olsa dünyanın en güzel item olur ama bir blok range olması Minus hani bir blok ne? Ee, geliştirmelerinde currently disabled because it's not finished falan diyor. Bir de şey çalışıyor galiba enerji giriş bir şey var bu çalışıyor mu bilmiyorum ama şu ikisi çalışmıyor da yani Basic'leri zaten tek blok Herhalde Şeydir çalışıyordur hani 4 tane ender chest istiyor, android istiyor Falan filan bayağı bir şeyler istiyor. Çoros Furit'le falan yapılmış Android. Sen ne istiyorsun? Ener Advanced Enerji çalışıyor mu? Güzel. En azından Advanced Energy çalışıyormuş. Mesela buradan e, şey aktarabiliyormuşuz Advanced Enerji ile. Tamam. Serhan biz de oynayabiliyoruz. Sıkıntı olmuyor da e, server benim sürekli açmam gerekiyor ve yayında açamıyorum o puntolarını. O yüzden eskiden biz de o puntoları kullanıyorduk. O yüzden şimdi Google Cloud'a geçtik. Efendim. Efendim Sezer. Bunlar şeye bağlı mı? Ha, bunlar bir şeye bağlı mı? Şu bağlı bir tek. E, her şeyi kırdım. Bu buna bağlı o kadar. Başka bir şey bağlı değil. Gerisi normal hani şu driver kontrolü var ya. Yanındaki bütün base driverlar buna bağlı oluyor. Benim sistemin aynısını yaptın. Benimki niye ak aktarıyor derken? Aktarması normal bir şey değil mi zaten? JK07 Goodbye Jack Esifrit. Rabbin VPN. Biz de Rabbin kullanıyorduk da. Bizim arkadaş İsviçre'de o bağlanamıyor İsviçre'den. Rabbin'le. 5000 pingi falan oluyor. Ama Türkiye için de Rabbin güzel. Hamachi'den bir tık daha iyi çalışıyor. Bir tık daha iyi çalışmıyor. Hamachi'den daha basit çalışıyor. Hamaçı'nın ayarlarını yapmak zorunda kalmıyorsun. Rabbin'le. Kafasına tardı sarf çocuğum. Aktar mı? Sizler ben yayından sonra bakayım ona. Seninki niye aktarmıyor diye. E, şunu yaptık. Basic enerji verdi. Hey, better than pipes. Make advanced energy test locator. Advanced energy test locators work like basic ones. Expect they don't need to be in the same block space. This allows you to transfer item wirelessly over any distance and between dimensions. Bak bu çok iyiymiş. İstediğin distance'dan aktarabiliyorsun enerjiyi. Hatta ve hatta en güzel özelliği de şu. Twin dimensions diyor. Yani ben buradan nedir'a veya ben buradan şeye enerji aktarabiliyorum. Bu da şöyle güzel olur. Ben nedir'da bu farm yapmıştım ya. Love, e, love koymuştuk. Pipe'la. Man pump'la. Oraya generator'ları atarım abi. Şu şeylerimi. E, magmatik generator'ları. Bunları oraya atarım. Bir tane enerjisel bağlarım. Bir de bunun advanced'ini koyarım abi mis gibi overworld'de şu an olduğumuz yere enerji ışınlar. Advanced Locators are set by holding die in each hand and then right clicking on the test locator to toggle between input and output modes. Hold sync and right click with an empty hand on the test locator. There is no visual indicator but they default to input. Can store 40 million RF and can build the same amount per tick. Sahnede 40 milyon RF iletebiliyormuş. Ve kırp yana depolayabiliyormuş. Tövbe estağfurullah derim ben bu işe. Yani. Gerçekten. ilginç. Hani bu kadarı fazla bence yani bu kadarı gerek yok. Bende kaç tane chest vardı? Hiç yokmuş. Bunları çalmışlar benden. Okey. Basic enerji var. Gas tier falan var. Android da var. Yapalım bundan. Bana ne verdin? Bir tane daha verdin. Şimdi Color A, Color falan diyor. Bunlara gerek var mı bilmiyorum. Mesela. Mesela. Bunu galiba şöyle yapabilirim. Hmm. Burada Buradan mesela başka yere enerji taşıyabilirim. Deneyelim. Ön yüzüm burası. Evet buraya çıktı yapalım. Bunu buraya koyayım. Tamam. Bir de miner'ıma mi gideyim bakayım deneyelim miner'ı fullleyebilecek miyim? İngilizce ne öğrendin Alp Bey? Kendi kendime. <laughs> Tabi öğrenemedim ben İngilizce ya. Ben okulda falan İngilizce görmedim hiç. Hiç derse falan da gitmedim gece dersine falan. Hani gramer hiç bilmiyorum hayatımda. Hani en basit vardı ya işte simple present tense falan işte I do, we do falan. Onları falan da görmedim ben hayatımda hiç. Sadece işte okuyarak kendi kendimi anlamaya çalıştım. Bu, bu kadar oldu o da. Bunun mesela sol tarafını bir giriş yapsak. Bunu da buraya koysam. Hiçbir şey olmuyor. Bunu ekstra bağlama gerek var mı? İlla yani boyamak gerekiyor mu? burası mavi değil mi? Evet. Mavi almıyor muydu? Ben enerji veriyorum. Şu an çekiyor evet. Ama 8 milyon binde kalıyor bu. Niye böyle kalıyor? O kapılar nasıl yapılıyor? Twilight Forest'ın bir şey kapısı var. Parçacıkları açıp mı bakayım? Böyle bir şey var mı? Ee, sensörün adına Animation falan var mı? Tamam turuncu çıkışçı değil mi bu? Enerji doluyor buna Ne doluyor? Enerji veriyor burada durdu. Allah Allah ben bunu beceremedim. Ama niye beceremedim? Post sneaker right click. Ha. Input'ta şunu output yapayım şöyle. Aynen şu an veriyor enerjiyi. Tamam. Shift right click yapman lazımmış buna boş elinde ama biraz saçma bir olay. Neden saçma bir olay? Hiçbir görsel şey yok. Hani bileceksin. Ben ona bastım deyip. Sen kralsın abi ya. Teşekkür ederim x sonunda. Boyasak bir. Boyamak sadece şey için. E, Channel'lamak için. Mesela ben bunu şu an ikisinde beyaz kullanıyorum ya. Kırmızı beyaz yaparsam. işte Nether'dakinde kırmızı beyaz yaparım. Kırmızı beyazlar kendi arasında enerji alışverişi yapar. Nereye koydum ben şeyi? Yine kaybettim burada. Bakalım çalışıyor mu? Vallahi çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Evden buraya enerji yolluyoruz şu an. 40. katmana gelmiş bu ve bu kadar maden bulmuş. İnanılmaz. Güzel. Bu fullenecek bu arada. Benim olsun. Ben buna bir create yapıp geleyim. Ender tank mantığı. Onun gibi. Onun gibi aynen abi adımı o doğru öken bire helle şükür. Kolay okun ya adın ya. Seri tahmini kaç bin de biter? Hiç bilmiyorum ya.